Efendim 20 Şubat Salı ve bugün önemli bir konuğum var. Beklentimin çok yüksek olduğu bir konuğum var. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, sevgili meslektaşım Dilek Kappi. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Valla sizin de yoğunluğunuzu izliyorum, görüyorum. Yani Ankara'ya git gel, bir toplantılara katıl. Bir de seçim zamanı adaylar ziyaret ediyor özellikle. Şimdi ama ben size şöyle bir şey sorarak başlamak istiyorum. Son 30 yılı ikimiz de hatırlıyoruz. Yani yerel seçim süreçlerini. Çok iyi hatırlıyoruz, evet. Böyle garip bir süreç yaşadınız mı başkan? Bunu bir gazeteci bakışıyla. Ben çünkü şaşkınlıktayım. Sokakta başka hava, partilerde başka hava, adaylarda başka hava. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Önce böyle bir girelim isterseniz. Tabii. Yani İzmir'de birçok seçimi yaşadık. Bu seçimin farklı olduğu açık. Değil mi? Tabii kesinlikle. Şunu söylemek gerekiyor. Hiçbir değişim dönüşüm sancısız olmaz. Bazı tabii ki sıkıntılar olacak. Ama maalesef süreç beklediğimizin çok ötesinde karmaşık geçiyor. Karmaşık geçiyor. Biraz kıra döke geçiyor sanki. Biraz kıra döke geçiyor. Bir parça nezaket ve zarafet unutulmuş gibi her şey olabilir. Hani siyaset söz konusuysa çok hızlı, çok dinamik olmak durumunda kalıyorsunuz. Kendinize göre planlarınız olabilir. Ama ne olursa olsun mutlaka her şeyin bir nezaket çerçevesinde yapılması gerekir. Karşı tarafın hakkının verilerek yapılması gerekir. Tabii çok üst üste geldi. Yani işte muhalefet partisinde büyük bir değişim, kurultay değişimi oldu. Genel başkan değişti. Genel başkan değişince bu sefer hızlı bir şekilde küskünler, hırslılar, tutkunlar oluşmaya başladı. İşin amacı bir parça ötelendi veya gölgelendi. Asıl amaç aslında Türkiye'nin gerçek sorunlarına çözüm bulabilecek bir muhalefet yapısını ortaya koyabilmek. Ama burada o değil, daha çok hani benimsin, karşı taraf, gruplaşmalar, kamplaşmalar, bunları izler hale geldik. Açıkçası bu süreçte en çok dikkatimi çeken veya bana göre hani çok da kabul edilmeyecek olan nokta bazı yaklaşımlar oldu. Örneğin anketlere belediye başkanlarından daha fazla değer veren yaklaşımlar gibi. Oysa hepimiz biliyoruz ki yani ölçü anketler değildi. İşte açıklanan adaylarda da bunu gördük. Kesinlikle. Anketlerde hiç olmayan, hatta İzmir'in ve kamuoyunun hani sizin benim bilmediğim isimler çıktı karşımıza bazı ilçelerde. Bunlar doğru yaklaşımlar değil ama bence en önemlisi şu hedef. Yani siyaset niçin yapılır? Meseleyi sadece bu seçimlerle indirgememek gerektiğini düşünüyorum. Siyasetin özünün Türkiye'de uzun bir süredir kaybolduğuna inanıyorum. Siyaset belli hedef noktalarına ulaşmak ve onları kaybetmemek için yapılır. Bunun en önemlisi şudur. Yani sizin siyasi bakışınızda temel nokta neyse ona nasıl dokunabilirsiniz? O vardır. Eğer temel nokta halksa uzun süredir halka dokunulmayan politikaları görüyoruz. Böyle söyleyeyim kısaca. Doğru. Ama şöyle bir şey sevgili başkan. Ben Burhan Bey'in seçim süreçlerini hatırlıyorum. Yüksel Bey'inkini hatırlıyorum. Rahmetli Priştina'nınkini, Aziz Bey'in dönemsel şeylerini hatırlıyorum. Orada biz İzmir basını daha aktiftik. Biliyorum, bakın bu seçimde gerçekten takdirle karşılıyorum sizi. Büyük varlık gösteriyor. Yani bizim gazetelerimiz 9 Eylül'de hepsi gayret gösteriyor ama şimdi anlamadığım şu. Daha önce olmayan dediniz ya, katılıyorum, değişim dediğiniz sancılı olur. Ama örneğin adaylar, büyükşehir adaylarının İzmir'le ilgili, tırnak içinde İzmir'le ilgili büyük beyanlarını İstanbul'dan vermeleri bana biraz dokunuyor. Yani biz burada daha mı aktif olmalıyız? Yoksa açıkçası hani bende biraz Eşref Paşalılık var, elime odunu alıp böyle sokağa mı çıkmalıyım? Yani burada biz başka bir güç tarafından yok sayılmaya mı çalışılıyoruz? Yani bunu açık olarak sormak istiyorum size. Çünkü mücadelenizi görüyorum. Belki belli bir süre yanlış anladım ama şu anda ben gerçekten sizi takdir ediyorum. Yani İzmir'i her yerde anlatmaya, haykırmaya çalışıyorsunuz. Bunu ben sona bırakmıştım. Hele geçen hafta
Sevgili Süleyman Gencer için konuşmalarınız beni çok etkiledi. Oraya da onu da söyleyeceğim size ama yani burada bir İzmir yeniden bir varlık savaşı vermeli mi bilmiyorum. Yani siz çünkü her iki tarafı da biliyorsunuz. Yani Ankara'yı da İstanbul'u da. Evet, geçenlerde başka bir yerde de konuşuyorduk. Şimdi aslında 30 yıl öncesi değil, daha da öncesi. Yani 70-80 yıl öncesi neredeyse. Hatta İzmir Gazeteciler Cemiyeti biliyorsunuz 78 yaşında. Tabii ki. Önceki dönem başkanları var. İşte Nihat Kürşat var mesela. Jefi Kampi var. O dönemleri anlatıyorduk. Bizim meslek büyüğümüz Türkmen Parlığı bilirsiniz. Bilmem mi? Çok gururumuz, da severim. Gurur abidemiz. Onunla da böyle konuşurken bırakın İzmir siyasetini, Türkiye siyasetinin İzmir'den şekillendiğini söylediler. Ve gerçekten işte Demokrat Parti'nin İzmir'deki varoluşu, daha sonraki davaların önemli bir kısmının İzmir'de geçmesi gibi. Hani politikayı öyle ya da böyle şekillendiren birçok konu İzmir'de. Ama mesele sadece İzmir değil veya bazı şeyler de sürpriz değil. Şöyle ki ben hep şuna güveniyorum. Yani İzmir'in dışından gelen işte aydın dediğimiz, bilinçli dediğimiz kesim İzmir'e geldiğinde diyor ki ben Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün kentine geliyorum. Doğru. Şimdi Türkiye'nin son yıllardaki algısına baktığınızda böyle yaklaşımı olan bir kentin çok rahat olmasını da bekleyemezsiniz. Üzerine gidilir. Hedef olur. Hedef olur. Hedef olur. Bu çok açık. Ama mesele sadece İzmir meselesi de değil. Yani son yıllarda siyasete baktığımızda işte yerelden şekillenmeyen bir siyaset. Genel merkezden, genel başkanın şekillendirdiği işte bir siyasi yaklaşım her yerde kendini gösteriyor. Onu da bırakın. Artık siyaset her türlü katmanın üzerinde görmeye başladı kendini. Yani gelip size derdini, hedefini, beklentilerini anlatan siyasetçiler yok. Genellikle işte birkaç tane kamera, o da sınırlı kamera, onlara kendini anlatan, mümkün olduğu kadar uzak tutup kendine ayrı bir halkın üzerinde bir format atan bir siyasi yaklaşım var. Şimdi bu tabii ki kökleşiyor. Yani son yıllarda biz birkaç siyasetçi bir arada tartışırken göremiyoruz. İşte diyaloğa kapalı, monoloğa açık. Monoloğa açık. Tamamen kendini kendi hedef kitlesine anlatan, Türkiye'yi anlatma çabası içerisinde olmayan bir siyasi yaklaşım var. Bu her şeye de sirayet ediyor. İzmir'e daha çok sirayet ediyor. Dediğim gibi İzmir'in bir algısı var çünkü. Yani İzmir'in bir yaşam biçimi var. İşte kadınıyla erkeğiyle renkliği önemsemiş, özümsemiş bir yaşam biçimi var. Türkiye'nin özellikle diğer yarısına baktığımızda İzmir'in yaşam için nasıl model olduğunu görüyoruz. Doğru. Belki hani büyük şehirlerde bunu çok hissetmiyoruz ya da sahilde hissetmiyoruz ama işte Ankara'nın doğusuna gittiğiniz andan itibaren Türkiye farklı bir yaşam biçimine geçiyor maalesef. Şimdi böyle olduğunda evet tabii ki İzmir'de çok üzerine geliniyor. İzmir'de de parçalanmalar, bölünmeler oluyor. Ama hep söylediğim şey şu. Sorunları aşmanın yolu doğruların bir arada olmasıdır. Doğruların bütünleşmesidir. Yanlışlara bakarak, yanlışları tek başına yok etmeye çalışarak üstesinden gelemeyiz. Daha da çoğalırlar, daha da üzerimize gelirler. Çok iyi anlıyorum. Mümkün değil. Mümkün evet, burada değil. Mesele işi doğru yapan, duruşu daha doğru, duruşu doğru olan, işte tavrı net olan, en önemlisi o, yana sağa sola dönmeyen, neyin için yaptığını bilen insanların bir arada güç birliği yapması diye düşünüyorum. Tekrar sorunuza gelecek olursak, yani geçmiş dönemlerde Türkiye siyasetini şekillendiren bir İzmir'den, şimdi İstanbul ve Ankara'da şekillendirilmeye çalışılan bir İzmir siyaseti tabii ki hepimizi üzüyor. Bunlar doğru yaklaşımlar vallahi değil. Bir sözcüğü fazla duyuyorum, bir kelimeyi fazla duyuyorum, dayatma. Gerçi dayatma yani bu iktidarın başlattığı bir şey. 20 kabul edeceksin. Başka yolu yok diyorlar. Ve bu bizde de acaba bu otokontrolü mü biraz her şey birbirini tetikliyor. Doğru değil mi? İzmir olan bakış bir süre sonra İzmir'in sermayesini ya da İzmir'in entelektüel kesimini biraz daha içine doğru çekmeye başladı. Kabuğuna çekti. Ve siz çekildikçe her boşluk dolar. Yani İzmir kendi sorunlarına, kendi yaklaşımına ve kendi siyasetine daha çok sahip çıkan bir görüntüden uzaklaştı. Daha kabuğuna çekilen, işte ihracat odaklı, İzmir'in birçok sermayesi eskiden birçok yerde görürdünüz. Yani daha ortalardaydı, ne bileyim en azından kendi açımızdan baktığımızda... Sürece müdahale edebiliyordu. Müdahale demeyelim ama şunu diyelim...
reklam desteği veriyordu medyada. Daha çok görürdük biz. Özel sektörü daha çok görürdük. Oda başkanlarını daha çok görürdük. Onların daha çok söyleyebilecek sözleri vardı. Ve doğru, ürkmeden konuşabilirlerdi. Doğru. Şimdi bu içine kapalı süreç kapattı ne oldu? Sizin siyasi olarak sözünüzü de daha haykırarak söylemenizi engeller hale geldi. İzmir olarak söylüyorum bunu. Bir bütün olarak söylüyorum. Yeterince demet vermekten çekinen bir kanaat önderleri, meslek oda başkanlarından tutun. Bu bir silsile halinde İzmir'i biraz daha kabuğuna doğru çekti. Ve bu da çekince de bu siyasetle de kendini biraz gösterdi açıkçası. Doğru. Yani bunlar hep tetikleyici şeyler ama yani, şunu unutmamak ama lazım. Ama şu var, bizim İzmir sermayesi yani merkez medyaya desteğini sürdürüyor hala. Hayır, sürdürmüyor. Merkez medyayı da sürdürmüyor. Çünkü İzmir sermayesi zaten öz sermaye ve sıkıntılı bir sermaye. Yani daha çok ihracat odaklı olduğu için. Yani geçmişte daha iyiydi ama hiçbir zaman çok iyi değildi. Ama mesele o da değil. Yani mesele İzmir'in toplam bir güç olması. Çünkü önemli olan toplam güç. Yani her şeyle. Medyasıyla, ihracatıyla, sanayisiyle, eğitimiyle, üniversiteleriyle. Mesele bizim bu toplam güçü son yıllarda çok eskisi kadar harekete geçirmememizde belki de. Peki yani her şeye rağmen ben bakıyorum sadece İzmir'in değil belki de Türkiye'nin en eski, en yaşlı gazeteleri burada. Yani şu anda yani Yeni Asır yerel kalsaydı evet, herhalde Türkiye'nin en yayınlamaya evet, devam eden. En eski Ege Telgraf da kaç sene tabii, oldu. Tabii Ege Telgraf yani, da öyle. Şeyde hala ticaret bir gayret öyle, var, tabii, ticaret var. Tabii, evet, yeni tabii, bakış isim değiştirdi ama o da eski gazete biliyorsunuz. Basına fiilen katılan tek cemiyet de galiba biziz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti. Gazetecilerin gazetesi sloganıyla çıkan bir 9 Eylül'ümüz var. Ben şeyi hatırlıyorum. Böyle Ege TV'de olduğu zamanlar, Kanal 1 olduğu zamanlar örneğin iletişim fakülteleriyle televizyonlar tabii, arasında, gazeteler arasında muhteşem bir işbirliği vardı. Kesinlikle. Evet. Cemiyetin de işbirliği vardı. Yani ben pek çok cemiyet başkanının çok sık iletişim fakülteleriyle toplantılar ya da dersler falan yaptığını biliyorum. Siyaset oraya da mı sirayet etti? Yani rektörler de mi bize biraz böyle yamuk bakıyor? Ben yıllar var rektör almadım konuk. Şöyle söyleyeyim. Aslında son yıllarda belki de en iyi iletişimin olduğu süreci yaşıyoruz biz İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak. Çünkü 4 iletişim fakültesi var biliyorsunuz İzmir'de. 4 iletişim fakültesiyle de şu an ilişkilerimiz gayet iyi, sıcak. Çünkü eğitimler düzenliyoruz ve biz düzenlediğimiz eğitmenlerini üniversitelerden alıyoruz. İletişim fakültelerinden alıyoruz. Bu da bizi doğrudan organik bir bağlantı zeminine götürüyor. O nedenle bizim bunda bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki hani devlet üniversitelerinde bir parça daha çekimsellik var açıkçası görüyoruz. Ama yine de iletişim fakültelerinin için şu an kurduğumuz diyalogda hiçbir sıkıntı yok. Ve hele son zamanlarda gençler geliyor. Bizim asıl istediğimiz her zaman şuydu. Güzel. Tabii ki yani iki ayrı proje yürütüyoruz. Ve bu projenin özü de iki projenin özü de eğitimlere dayanıyor. Ve eğitimlerde de biz özellikle iletişim fakültesi öğrencilerine açığız. Gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencilerine. O nedenle düzenli bir birliktelik var ve arkadaşlar daha çok merak ediyorlar. Şimdi 9 Eylül dediniz, hani cemiyetin çıkardığı gazete, yayınladığı gazete. Zaten 9 Eylül'ün ana amaçlarından biri de bu. Yani İzmir'deki iletişim fakültesi öğrencilerinin gelerek burada tecrübe edinmesini sağlamak. Gazete nasıl çıkarılır? İnternet sitesi nasıl olur? İzmir'de doğru gazeteciliği yapmanın yolları, yöntemleri nelerdir? Tecrübe edinebilecekleri alanlar kalmadı. Çok sınırlı. Biz bu açıdan da iletişim liseleri de var. Bizde var. Tabii tabii iletişim liseleri var. Arkadaşlar geliyorlar. Bizde de iki öğrencimiz, stajyerimiz var. Peki ben şimdi ben Süleyman Gencel ve basın özgürlüğü konusunu biraz sonra bıraktım. Ben İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin son dönemde özellikle hani dijitalleşmenin farkında. Çünkü gerçekten otobüse biniyorum, herkes okumak istediğin telefondan, tabletten falan okuyor. O konuda çalışmalar nereye geldi? Şimdi şöyleydi, ben çok kısa bir bilgi vereyim. Lütfen. Şimdi son yıllarda aslında bu dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu açıktı. Ama biz hepimiz geleneksel mecradan gelmişiz. Geleneksel mecradan geldiğimiz için gazete kokusunu duymadan
rahatlayamıyoruz. Yani gazeteyi gazeteden okumak istiyoruz. Böyle alışkanlıklarımız var. Ama 2,5 yıl önce, yani yaklaşık biz göreve geldiğimizde şunu fark ettim. Biz kendimiz için bir şey düşünürsek bencilleşiriz. Çünkü hayat başka bir yere gidiyor. Yani dijital denilen bir gerçeklik var artık. Bu gerçeklik, insanlar şu an haberi telefondan okuyor, tabletlerden, bilgisayarlardan okuyor. Demek ki biz buna hazır olmak durumundayız. Yoksa başından beri söylediğim gibi her boşluk dolar ama bu sefer yanlış insanlarla dolar. Ne yapacağız? Ve çok zor bir süreç oldu bu. Biz sadece İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak da bakmadık. Aslında Ege'yi de düşündük. Ve dedik ki arkadaş bir şey yanlış gidiyor. Yani Basın İlan Kurumu, hani bilmiyorum izleyicilerimiz ne kadar bilirler ama Basın İlan Kurumu devlet desteğidir. Evet. Ve özellikle yerel gazetelerin yaşamasında çok önem taşır. Ama Basın İlan Kurumu'nun destekleri var diye bir gazete çıkartılmaz. Gazeteyi çıkartmanın birçok yolu olmalı. Ama gelirini sağlamadığınız hiçbir şeyi de çıkartmanın anlamı yok. Çünkü emek sömürüsüne girer. Yarın öbür gün insanların sırtını sıvazlayarak iş yapamazsınız. Hele hele bizim meslekte. Bunun örneklerini de yaşadık. Şimdi ne yapalım, nasıl yapalım diye düşündüğümüzde bu işin sistem olması gerektiğine inandık. Yani her şeyin bir sistemi olması gerekiyor. Nasıl kuralım? Bir de bizim biliyorsunuz mesleğin en büyük sıkıntısı şu, formasyon yok. Yani maalesef hani avukat olmak için işte hukuk fakültesini bitirmek bla bla gibi. Koşullar doktor olmak için gibi ama gazeteci olmak için öyle değil. Son yıllarda bu boşluktan, yani kapıyı bir kez aralandı maalesef. Aralanınca herkes girmeye başladı. Vallahi çok doğru bir tespit. Peki bunun bir çözümü var mı başkan? Var. Çözümü şöyle var. Yani çözüm demeyelim ama alınabilecek önlemleri var. Neydi bu? Dedik ki kaynak. Yani kaynak çok önemli. Kaynak olmadan bir şeyi yaşatmak mümkün değil. Duygusallıkla alabileceğiniz yol bir yere kadardır. O zaman ne yapacağız? Kaynakla ideali, yani gazete çıkarmasının idealini birleştireceğiz. Biz neden gazete çıkarıyoruz? Bir idealizmimiz var. Bir sözümüz var. Bir hedefimiz var. O zaman bir kaynakla bunun sürekli olması lazım. Ne yapacağız? Dijitalleşme. Basın İlan Kurumu'ndaki değişikliği farklı yönleriyle destekledik. Dedik ki siz en azından bir başlangıç olsun. Mutlaka 212 basın sigortasıyla çalışan kadroları destekleyin. Ve gerçekten de 12 kişilik, özellikle yerel gazetelere büyük bir fırsat tanındı. 12 kişilik yeni kadrolar oluşturuldu. Ancak hani izleyicilerimiz de bilir, 12 kişinin maliyeti gerçekten çok ama çok yüksek. Şu koşullarda, ekonomik koşullarda. Artı bir de zaten kadronuz var. Bunu yerel gazeteler açısından yaptık. Diğerleri de internet gazeteleri tabii hızla arttı. Orada da dedik ki en az 4 kişi olmalı ki basın kartı alabilsin. Yani bir sistem gelebilsin. Velhasıl İzmir'de... Kurulurken mi 4 kişi? Hı? Kurulurken mi? Hayır, 4 kişi. 4 kişi faaliyet gösterirse bir internet sitesinde ve yasal zorunluluklarını yerine getirirse... 212 gibi. Gibi. O zaman basın kartı alabiliyor o 4 kişi. Yani bir kurum oluşuyor. İşin özeti bu. Neydi, nasıl oldu? Yani şimdi artık İzmir'in bir haritası, bir basın haritası oluştu. Bir medya haritası oluştu. Günlük işte 9 gazetesi, 52 civarı internet sitesi ve bir İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne, ben bunu önemsiyorum, bizim üyelerimize de bağlı birkaç internet sitemizle birlikte yaklaşık İzmir'deki portföy 200'leri aşmıştı. 200 internet sitesi vardı. Şimdi yaklaşık 70-80 internet sitesi ve gazeteye indik. Nedir bu? Biz burada neyi önemsiyoruz? Bizim İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak iki önemsediğimiz konu var. Bir, basın meslek ilkeleri. Basın meslek ilkeleri kapsamında yayın yapmak zorunda. Biz onu medya kuruluşu olarak kabul etmemiz için. Bu bir. İki, istihdam yaratmak zorunda. Diğeri hobi. Yani siz de evinizde açarsınız bir tane internet sitesi. O hobi. Ama meslekse eğer mesela mutlaka bu istihdam yaratmak peki durumda. Siz zaman zaman çeşitli eğitim çalışmaları, tabii, ben gelen mailleri okurum. Hiçbir maili de okumadan silmem de yapıyorsunuz. Şöyle bir ben gençlerden alıyorum böyle soruları. Acaba bazı kavramların tanımlarını yeniden mi yapsak? Yani dediğiniz, biraz önce söylediğiniz o kadar doğru ki. Yani var. Yani adamcağız falanca işini yapmış, emekli olmuş, 3000 liraya site kurmuş, bir de matbaadan kart bastırmış, gazeteciyim diyor. Yani hele hele gazeteci yazar. Yani ben bu mesleğe ilk girdiğimde hatırlarım, muhabir ayrı, muharrir ayrı derlerdi büyüklerimiz. Muharrirle muhabir arasında farklar derlerdi. Tabii. Ama mesela bu kriterleri de, yani biraz önce verdiniz, yani doktor olmak için şu okulda, tabii, işte polis olmak için akademide, neyse
Gazeteci bu kadar kolay, her okur yazar gazeteci midir? İşte tam bunun cevabını bunu acaba çalıştık. Belirlemek mümkün tabii, mü? Tabii tabii, belirledik zaten. Yani şöyle belirledik. Bizim için şu, yani medya kuruluşlarında dediğimiz gibi ne olursa olsun 212 basın sigortası sağlayan medya kuruluşlarında çalışan bir. İkincisi, istihdam sağlayan ama asıl önemlisi, medya meslek etik ilkeleri kapsamında yayın yapanlar gazeteci. Bunun dışındakiler hasbelkader bu işe adım atmaya çalışan insanlar. Yani öyle bir noktaya geldik ki artık isim vermek değil ama önemli bir parti, mesela bir partinin Ankara'da çaycısı İzmir'de gazeteciyim diye dolaşmaya başladı. Şimdi olabilir mi? Olmayacak ama. Ama nasıl olmayacak? İşte biz doğrular, doğru sistemle bir araya gelirsek olmayacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti neden var? Neden biz özellikle gençlerin tecrübe edinmesini ve bu meslekte kalmasını istiyoruz? Neden bu mesleğin sadece diğer meslekler gibi para kazanma mesleği olmadığını anlatmaya çalışıyoruz? Peki o gelen gençlerin idealleri, beklentileri ne? Size şimdi nasıl yansıyor? Çok farklı. Bir kere üniversitelerde, özel üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde artık gazetecilik başlığı kaldırılmaya başlandı. Çünkü gelmiyorlar. Yeni medya. Tabii iletişim teknolojileri. İşte reklam, halkla gibi, ilişkiler. Gibi. Onlar bile şey değil. Tabii aynen. Yani dijital medya, işte CEO çalışmaları gibi başlıklara gençler geliyor. Çünkü o alanlarda iş bulabildiklerini görüyorlar. Ancak biz özellikle hani ısrarlıyız. Eğer donanımı olursa genç arkadaşlarımızın ve tecrübe edinebilecekleri alan olursa. Çünkü en büyük sorunlarımızdan biri bu. İstihdam yaratamıyoruz. İstihdamı nasıl açacağız? Şöyle işte bu yeni formüllerle açacağız. Biz 12 kişinin 12 arkadaşını da gençleri aldık. Diğer gazetedeki arkadaşlarımızı meslek büyüklerinden oluşturduk. Yani işte üst sorumlu hariç diğer hepsi genç neredeyse. İki, hem meslek kıdemi olanlarla gençleri bir araya getirdik. Ve inanın bir yılda pırıl pırıl yetiştiler. Pırıl pırıl yetiştiler. Çünkü böyle bir şey gördüler. Şimdi o arkadaşlara şunu da özellikle vermeye çalışıyoruz. İzmir'in diğer gazetelerinde de hepsi, bu heyecan var mı? Var tabii. Yani şimdi bunun tabii ki şey çok önemli. Yani kültür çok önemli. Bulunduğunuz niyet çok önemli. Yerel gazetelerimizin çok önemli bir kısmı pırıl pırıl 12 kişilik daha kadroya kavuştu. En az böylece diğerleriyle birlikte 25 kişilik basın kartlı kadrolar oluştu. Bunlar çok önemli ve son bir yıldaki değişimler. Ama çok şeye katlandık. Doğru. Çok şeye katlandık bu dönüşüm için. Peki ya ben bunu gerçekten istiyorum. Yani gerçekten görmek istiyorum. Ya çünkü yaşadığımız şeyler bunlar. Bunlar niye tekrar, hele böyle de bir sinerji varsa bunun mutlaka bir yansıması da vardır. Biz İzmir'de biz gazetelerimizi çok seven bir halktık. Yani kahvelerde Yeni Asır, işte ne bileyim eskiden Demokrat Ege'ler, Demokrat İzmir'ler. Yani şimdi doğru dijital geçiyor ama hala yayınlanan da gazeteler var. Bu konuda gerçekten bilmediğim için soruyorum. Gazete bayilerini de İzmir gazetelerini biraz öne çıkarmanın yolu yok mu? Çünkü örnek 9 Eylül'ü almak istiyor. Mesela ben biraz böyle zaman zaman böyle yüksek sesle şey kendi mahallemde iki tane bayiye 9 Eylül Telgraf, hı hı, ve İzmir gazetelerini 9 Eylül Telgraf'ı alıyorum çünkü yoktu. İşte o merkezi, bakkal merkezi, ya bak Hasan abi dövecek bizi filan diye gelmeye başladı. Ve ben inanın bazı günlerde gittiğimde gazeteyi bulamıyorum. Başka biri alıyor ve çok seviniyorum. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Acaba burada yeniden cazip hale getirmenin de bir yolu yok şimdi mu? Şimdi şöyle ki, her şeyin bir süreci var ve süreci size dayattıkları var. Şimdi önce dijitalleşmeyi görmezden gelemezsiniz. Çünkü kendimiz de biliyoruz. Şimdi ne diyorsunuz? Zaman zaman alıyorum. Doğru, çünkü doğru. Eskiden almadığınız gün nefes alamıyor gibi hissediyordunuz. Ben kendimden biliyorum. Doğru. Yani mutlaka en az 3-4 gazete masamda olmalıydı. Ben o gazeteleri mutlaka okumalıydım. Ve güne öyle başlamalıydım. Doğru, doğru. Ama şimdi öyle yapamıyoruz. Hatta gazete bazen önümüze geliyor ama yine İnternetten veya şuradan okumak gereği duyuyoruz. Demek ki bir... De link atma diye bir şey çıktı. Tabii linkler paylaşma. İlgilerinize göre linkler sizin telefona geliyor yani. Evet. Demek ki bir, önce gerçeği göreceğiz. Yani değişimin önünde duramayacağımızı anlayacağız. O yüzden bir
orada da güçlü olmak durumundayız. Ama bu demek değildir ki yazılı gazetelerimizin güçlü olmaması. Ancak şunu da görelim, Türkiye bir başka dönüşümden geçiyor. Ana akım gazeteler bile bugün çok ama çok zayıfladı. Ana akım. Biz bunu yerel gazeteler olarak bir sene denedik. Yani gazeteye ağırlık verdik, işte farklı satış formülleri oluşturduk. Ama baktık ki insanların alışkanlıkları değişti. Ve siz bu değişen alışkanlıklarla süreklilik sağlayamıyorsunuz. Önce hepimizin, yani bütün medya kuruluşlarının dijitalde güçlü olmasının yolunu bulması gerekiyordu. Şimdi biz o aşamaya geldik. Onu yapınca artık şimdi tekrar döneceğiz. Yazılı basın neden olmalı? Dünyadaki örnekleri neler? Ama şunu da unutmayalım. Dünyadaki örnekler de iç açıcı değil. Yani tabii gittikçe azalan, daralan, ki hani Herald Tribune'den söz ediyoruz, işte New York Times'tan söz ediyoruz. Eskiden dijital aboneliği mesela New York Times'ın şeydi, işte 1/5 dijital abonelik, diğeri yazılıydı. Şimdi tam tersine döndü. Şimdi artık insanlar kağıtta, hani boşuna şey yapılmasın, israf edilmesin diye dijitalleşmede. Ve dijitalleşme hızı sizi alıştırıyor kendine. Hani beyninizi bir şekilde alıştırıyor. Peki biz ne yapacağız? Yazılı basının belge olduğunu unutmayacağız. Çünkü bütün bu sistemlere rağmen, dijitalleşmenin bu kadar gelişmesine rağmen hala bir bulut sistemine mahkum. Onu da işte dünya teröristleri tarafından kontrol edildiğini unutmamak gerekiyor. Doğru. O nedenle ben mutlaka ve mutlaka belge niteliğinde yazılı basının desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar şey ama hala ne diyeyim, biraz siyasete dayalı bir özgürlük sorunu var. Hatta o kadar üzüldüm ki dün ya da evvelsi gün İz Gazete'de, ben çok severim kardeşimi, onu da yakında yayına alacağım. Sevgili Yağız Barut'un çok güzel bir yazısı vardı. Özgür Özel'e eleştirenler gazeteci değil mi diye. Sevgili Başkan, samimiyetle soruyorum, samimiyetinize de inanıyorum. Hı hı. Yani eleştirme sağcı da olsa, solcu da olsa siyasetçinin artık pek hoşlanacağı konu olmaktan çıktı mı gerçekten? Tabii şimdi siyasetçin değil sadece. Hep bu örneği veriyorum. Geçenlerde genç bir arkadaşım gelmişti, epey oldu. Ayakkabıcılar Odası Başkanı'na gitmiş röportajı. Sorularınızı görebilir miyim demiş. Evet. Vereyim mi diye bana sordu. Evet. Dedim kesinlikle. Verirsen bu iş yapamazsın. Yani şimdi sirayeti görebiliyor musunuz? Nereden nereye sirayet ediyor? Ama bir şey daha kaybettik. Bence sektörde bir şey daha kaybettik. Şimdi biz yorumla haberi karıştırıyoruz. Yani yorum, herkes son zamanlarda yorumcu oldu. Bağımsız habercilik çok ama çok zor bir iştir. Bağımsız habercilik belgeli haberciliktir. Bizim asıl desteklememiz gereken şey bağımsız habercilik belgeli haberciliktir. Dosya haberciliğidir. Şimdi ben hani bakıyorum televizyonda da, meslektaşlarıma da bakıyorum zaman zaman. Tabii ki kendini gösteriyor. Yani gerçek bağımsız habercilik kendini gösteriyor. İşte bir meslektaşım bu nedenle cezaevinde. Gerçek bir noktaya dokunduğu için. Ama onun dışında bir başka sıkıntı oluşmaya başladı. Bu da tabii siyasetçilerin kendilerine göre formüller oluşturmasına yol açtı. Sürekli yorum peşindeyiz. Herkes yorum yapıyor. Hayır, yorum yapabilmek için sen bu meslekte kaç yıldır varsın? Yani geçmişte en az bir 40 yıl olması lazım. Bir kritik gücü olması lazım. Ve belli temellere dayanıyor olması lazım. Şimdi ben hani Yağız'ı demiyorum. Yağız zaten bence bu son yıllarda mesleğe kazandırılmış en iyi gençlerimizden biri. Vallahi, çok açık, çok açık. Ama nazardan uzak vallahi. Kesinlikle evet. Çok açık ve bizim de amacımız Yağız gibi gençleri bu sektöre kazandırabilmek. Ancak onların önünü bizim araştırmacı habercilikte açmamız gerekiyor. Meselemiz bu. O kadar öyle bir noktaya geliyoruz ki bugün siyasetçisinden gazetecisine ve diğer yorumcu, herkes yorum peşinde. Bırakalım artık, yorumu yorumcular yapıyor. Zaten belli bir noktaya gelmiş, meslekte bellidir. Yani 3-4 kişidir İzmir'de gerçek yorum yapabilecek. Ama burada bir şey açmak da gerekmiyor mu sevgili başkan? Yorum ne demek? Şimdi şöyle, yorum bilgiye dayanır. Yorum da belgeye dayanır. Belgeye dayanıyorsa yorumdur. Yorum bak, da belgeye dayanıyorsa yani, yorumdur. Ama yorum belgeye böyle dayanmıyorsa, sadece bir algı operasyonunun bir parçasıysa işte orada sıkıntı sektörü boğma noktasına geldi. Şu anda karışan olay bu işte. Tabii. Doğru. Çok yani bunu özellikle de ulusal akım için söylüyorum. Yani artık bilmiyorum siz televizyon programları izleyebiliyor musunuz ulusalda? Yani biri savcı, biri avukat. Ne oluyor? Gazetecilik böyle bir meslek değil. Gazeteciliğin gerçeklerin peşinden gitmek hakikat sorunudur gazetecilik. Hakikatin peşinde koşabilmek sorunudur.
Bunu tabii ki zaman zaman yorumlarınızla yaparsınız. Ama asıl yapmanız gereken şey belgeli gazeteciliktir. Bilgiye, belgeye dayalı yorumu yapar. Eğer bilgi belge yok da çok ciddi bir iddia varsa da sorusunu sorar. Sorusunu sorar, kritize eder. Ancak bizim önce bilgi ve belgeye dayalı gazeteciliği bence İzmir'in de önemli konularından biri bu. O nedenle son çalışmaları biz artık akademisyenlerle değil, mesela haber atölyeleri yapıyoruz gençlere. Ona başladık tabii. Meslekte belli bir birikime sahip alanında uzman kişileri getiriyoruz. Örneğin dosya haberciliğini bize Serdar Öztürk verecek meslektaşımız. Tabii artık böyle. Yani alanında uzman kim varsa gençlere diyeceğiz ki, siz onlardan eğitim alın. Yani işin özüne bir daha dönüyoruz. Valla Serdar'ın elindeki şu kitabı bir yer bulalım, başkan bastıralım. Ben bu Uğur Mumcu suikastinde bugüne kadar hiç görülmeyen arka yüzü. Yani çok, ama çok konu güzel var. İzmir'de var, çok kıymetli kalemler var. Çok ama dediğimiz var. Şimdi, gibi gerçeğe dokunduğunuz andan itibaren çok yalnız kalıyorsunuz. İşte biz orada İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bir varız. Ama daha da önemlisi, bence asıl gençlere bu işin sadece teknik bir iş olduğunu anlatmamak. Yani evet, çok güzel dijitalde yazabilirsin. Asıl mesele dijitalde araştırmacı habercilik yapabilmek. Yani dijital yaşasın. Sosyal paylaşım değil. Değil. Yani tabii ki yaşasın. Evet, bir zemin oluşsun. Oluşmayan bir zemin, hobi mesleği değiliz biz. Tabii ki bir önce meslek ve kurum oluşsun. Çünkü bence medyanın en büyük sorunlarından biri bu. Son yıllarda kurum kalmadı. Evet, bir kurum oluşsun ama gazetecilik bir idealizm işi. Evet. Bir hakikati aramanın peşinde gitme işi. Hele de İzmir'de. Hele de İzmir'de. Ama bunları el birliğiyle, doğru insanlar, doğru duruşu olanlar bir araya gelerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Siz de ilgileniyorsunuz biliyorum. Sizin hukuk servisi de ilgileniyor. Ben de siz geleceksiniz diye, ne oluyor diye Samet'le görüştüm, avukatıyla. O da sonuçları bugün yarın çıkacak. Büyük bir beklenti var gelecek haftaya yönelik. Evet. İnşallah gider ama ben sizi gerçekten tebrik ediyorum. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Süleyman Gencel gibi bir asiye sahip çıktı. Muhteşem bir şeydi sizin konuşmanızla. Bu konuşma ve tepki size bir dönüşü oldu mu? Yani biz bunu inceliyoruz filan diye sizi böyle teskin etmek isteyen, hani böyle dönüp de pencerelerine baktığınız yerlerden herhangi bir şey geldi mi, onu merak ediyorum. Hayır, oradan gelmedi. Meslektaşlarımdan geldi. Peki, ulusaldaki meslektaşlarımızdan bu geldi. Bu özellik, bu özgürlüğü Tolga Şar'dan daha yeni tabii. Orada da Ankara'daydık biliyorsunuz. Evet. Yeni, yani bu aslında bir risk. Yani açık söyleyeyim, siz benim başkanımsınız. Yani ben de cumartesi günü çok saçma sapan bir adayla alakası yok olayın. İşte ayağını denk al, yok bilmem ne, seni köşede yakalarsak. Benim sorduğumda çok basit bir soru, yani tırnak içinde, Bayraklı'daki anketleri açıklayın. Çünkü ben Bayraklı'da yaşıyorum, insanlar benim kim olduğumu biliyor. Hani gazeteciye küfür etmek, ne bileyim tehdit etmek çok kolay bir hale mi geldi sizce? Yani bakın, Süleyman Gencel ne yaptı? Evinde darp edildi, tabii. Çocuğu darp edildi, evi bombalanmaya çalışıldı. Onu onları yaptıranları iddiasındaki kişi gündeme bile gelmedi doğru dürüst. Tabii. Süleyman Gencel olayı farklı tabii. Yani çok Süleyman farklı. Gerçek bir noktaya değindi. Türkiye'nin hani kapalı kutusu. Karanlık tabii, bir tarafı tabii, yani. Tabii tabii. Pandora'nın doğru. Kutusunu açtı Süleyman. Çok önemli bir alanda FETÖ kasası olayında. Yani FETÖ borsası. Bu bambaşka bir konu ve çok çok nasıl diyeyim, hem cesaret hem bilgi gerektirecek bir alan. Bunu da her gazeteci yapamaz. Zaten Süleyman buraya dokunduğu için şu an cezaevinde. O konuyu bırakıyorum ve Süleyman'la ilgili bir an önce müddetnamesi daha verilmedi. Böyle bir şey yok. Hukukta sizin, görülmemiş. Sizin avukatlar da bakıyorlar. Bizim avukatımız da devrede. Ben de cezaevine gittim. Evet. Şimdi tabii son şeyde hani biliyoruz, bekliyoruz. Çünkü bu iddialarla biliyorsunuz son olarak o hakaret davası nedeniyle içeride. Hakaret davası nedeniyle zaten tutuklanması bile son derece şaibeli, boşluk tuhaf diyelim. Oldu. Tuhaf. Ama bir an önce çıkması gerekiyor. Biz de tabii ki çıkmasını bekliyoruz. Ama bir yandan da hani henüz hukuki olarak bir gelişme yok. O da çok açık. Daha müddetnamesi çıkmadı. Bekliyor. Herkes tabii, bekliyor. Tabii tabii. Hepimiz bekliyoruz. Tabii burada bizim baktığımız iki konu var. Birincisi şu. Dediğiniz gibi doğru bir noktaya dokunduğunuz andan itibaren gazetecilik orada başlıyor. Tehditler, mutlaka işte aba altından sopa göstermeler. Bunlara karşı
Bu her zaman oldu. Bizim sektörde olmadığı yok. Eğer doğru bir noktaya da indiyseniz herkes bunu bir şekilde yaşayabiliyor. Ama asıl mesele gerçekten bizim İzmir'de yalnız kalıyor olmamızdı. Çünkü ben hani Tolga Şardan dediniz, Ankara'ya gittim. İşte Barış Pehlivan dediniz, İstanbul'a gittim. Yani meslektaşlarımızın yanında olmaya çalıştık ama İzmir'de de Türkiye'nin bu şeyi bilmesi gerekiyordu. İşte bugün hatta birkaç İstanbul'dan meslektaşım da yazı yazdı ve iş biraz daha bekliyor. Yani hepimiz bekliyoruz. Vallahi sevgili başkan, ben sizin yüzünüze karşı söyleyeyim. Yani bu Süleyman Gencer olayı benim İzmir'e karşı, İzmir meslektaşlarıma, cemiyete karşı tamamen fikrimi değiştirdi. Ben açık söyleyeyim yüzünüze karşı. Ben İzmir'de bu tip olaylarda herkesin kulağına yattığını düşünüyordum. Hep İstanbul'da şey oluyordu ama siz bunu yıktınız. Yani ben açıkçası cemiyetimle gurur duyuyorum. Yani bunu açıkça bu söyleyeyim. Bu sözleri sizden duymak çok bak, güzel. Bak gerçekten tabii. Bunu herkes de duysun. Ama o gün yaptığınız konuşmadaki samimiyet de, sizden önce gerçi niye bana kızıyor bilmiyorum, Macit abinin yaptığı o duygusal Melik ablanın yaptığı konuşma. Yani ben kalabalığa dikkat ettim. Mesela Süleyman'ın en çok kızdırdığı Alaaddin Yüksel de oradaydı. Tabii. Hatırlarsınız o günleri. Tabii. Süleyman'ı tanımayanlar da oradaydı. Tabii. Çünkü orada bir olgu vardı, bir metkurenin şeyi vardı. Var. Tabii, her şeyden önce. Peki ben cemiyeti bundan sonra, şimdi yerel seçimde şimdi sevgili başkanın bazı uyarılarda, önerilerde bulunması gerekiyor İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin. Bu kadar çok aday, bu kadar çok parti burada, nasıl bir İzmir öngörüyorsunuz? Açık sorayım size yani. Gelen adaylar, evet, özellikle aday adayları zamanında herhalde günde 4-5 aday adayını alıyorduk. Değil mi? Ben fotoğrafları görüyordum. Evet. Evet. Tabii her şeyden önce bu bize kıvanç veriyor. Yani İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile başlıyorlar bazı adaylarımız işte çalışmalarına. Adaylar netleşince özellikle. Biz onlara şunları söylüyoruz. Bir kere medya özgürlüğü ve bağımsız gazetecilik ve yerel basın çok samimi geliyor. Hani herkes, evet biz destek veriyoruz, biz işte yerel basının önemini biliyoruz, medya diyorlar. Ama diyorum ki çoğunlukla sözde biliyorsunuz, özde bilmiyorsunuz. Bu bir. Çünkü İzmir ve kentler birlikte güçlüdür. Bu söz değildir. Yani sizin eğer medyanız güçlü değilse işte yarın öbür gün karşılaştığımız tablolardan biri bu olur. İstanbul ve Ankara'da sorunlarınız çözülmeye çalışılır. Sizin duruşunuz güçlü değilse İzmir olarak, bir bütün olarak, sizin tek başınıza iyi olmanız hiçbir işe yaramaz. Bugün iyisinizdir, yarın başka bir şeye dönüşebilirsiniz. İzmir'in farkı nedir? Biz adaylardan İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak beklentimizi çok net şöyle dile getiriyoruz. Diyoruz ki biz İzmir'de işte büyük gökdelenler beklemiyoruz. Çok büyük yatırımlar beklemiyoruz. İzmir zaten bir komplike bir kent. Yani sanayisi var, üniversitesi var, ihracatı var, tarımı var. Ama bütün bunları İzmir'in doğal güzelliği içerisinde, yarımadanın doğal güzelliği içerisinde yapıyorsanız bunun bir anlamı var. Ama İzmir'i asıl güzel yapan şey cumhuriyet duruşudur. Kesinlikle. Burada kesinlikle net bir tavrımızın olduğunu herkesin çok açık bilmesi gerekiyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Cumhuriyetin ön bahçesidir, cumhuriyetin gerçek bahçesidir. Atatürk devrimlerinin ilkelerinin simgesidir bu kent. Ve biz İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak birinci simgemiz de ona yakışır, aydınlık, doğru bir basın yaratabilmektir. Bunu bütün şeylere söylüyoruz ve diyoruz ki biz sizden destek değil, İzmir basını açısından birlikte çalışmak istiyoruz. Çünkü asıl her şeyden önce insan onuru, fikir özgürlüğü açısından biz özgür bir basına hepimiz muhtacız. Sizin kamu katkınızın burada ancak bir anlamı olabilir. Ama birlikte doğru formüller üzerinde çalışmak, bu çok önemli. Bir de benim en çok önemsediğimiz bir şey daha var. Basın danışmanlığı kavramı son yıllarda biraz karıştı. Basın elemanıyla danışmanlık kavramı birbirine girdi. Başkanlar nedense basın danışmanlarını hani böyle en yakın yardımcı gibi görmeye başladılar.
Burada bir de bu algıyı özellikle adaylarımıza söylüyoruz. Basın danışmanları bizim oradaki başkanların ya da belediyelerin ya da ilgili kurumların bizim temsilcimizdir. Ve onlar birer strateji danışmanıdır. Çok doğru, çok doğru. Senin ne kadar doğru iş yapıp yapmadığını ben bana anlattığın faaliyet raporlarından bakmam. Gerçeği benim basın danışmanının anlattığıdır. Meslektaşımın anlattığıdır. Çünkü basının bir yerde ilk muhatabı. Yani. İlk muhatabı o. Bir de adaylarımıza bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Vurguluyoruz. Harika. Bir şey soracağım sevgili başkan. Utku Çelik kim? Bizim Utku. Bakın biz Yağız'dan bahsettik. Ben kitlemi seviyorum ya. Bak yazmış vatandaş. 9 Eylül gazetesinde genç bir gazeteci Utku Çelik yazılarıyla dikkatimizi çekiyor diyor. Bakın bu her gün bana bir şeyler yazan ne güzel. İşte olay bu biliyor musunuz? Vatandaşın yani sahiplenmesi o kadar zaman şöyle bizi, bir söyleyeyim. O kadar güzel bir şey Utku var. Utku kim biliyor musunuz? Utku bu yıl bizim dört gözle Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmasını beklediğimiz, yaklaşık bizde de 6 ay civarı stajyer olan, internet editörü olarak işe aldığımız gencecik pırıl pırıl bir çocuk, bir arkadaşımız. Valla o benim ayıbım olsun, ben şimdi öğrendim. Yok, ama bence bundan asıl sonra şu, bakacağım. Bence asıl şu olsun, bu çünkü çok çok önemli. Utkuların burada işe girmesi için biz mücadele verirken tık cumhuriyeti diye eleştirildik. Oysa bizim asıl istediğimiz şuydu. Hem dijitali kavrayan hem de gazetecilik nosyonları olan gençler yetiştirmek. Ve çok şükür ki şu an kadroda Utku gibi ona yakın gencecik arkadaşımız var. İşte biraz önce Yağmur da benimle geldi. Doktora yapıyor. Birincilikle bitirdi. O da yeni başladı bizde. Ve meslekte. Yani bizim ne yapıp edip artık niteliğimizi artırmamız gerekiyor. Kaliteyi arttırmamız, donanımımızı arttırmamız gerekiyor. El ele vererek gerçekten donanımlı, işi bilen, sözde değil özde gazeteciler yetiştiriyor olmamız gerekiyor. Ben epey bir mesaj aldım. Teşekkür ederiz. Başkan çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bir şey soracağım. Mart'ta cemiyetin de kurulu var mı? Şöyle geçen gün. Yerel seçim Aralık Gürelesi'nde. Yok Mart'ta değil ama Nisan'ın ilk haftası yapacağız. Hayırlı olsun. Evet, yani önemli olan ilk haftasında yapacağız. Tüzüğümüz onu gerektiriyor çünkü. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Ben de çalışkanlığınız için sizi kutluyorum. Çünkü meslekte gerçekten en önemli hani son yıllarda unutmaya başladığımız nosyonlardan biri bu. Malumatla marifet farklı şeylerdir. Marifete dönüşmesi için çok çalışmak gerekir. Doğru. Hakikaten sektörde çok çalışkan meslektaşlarımızın sayısı gittikçe azaldı. Öncelikle çalışkanlığınız için ben de sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkan. Biz sık bir araya gelelim, sık bir araya. Ben Melika ablaya da söyledim, onunla biraz nostaljik dedikodu yapacağız. Ama şimdi bakın, Yağız'ı alırsam Utku'yu da isterim. Ben çünkü bu arkadaşlarla yürüyeceğine inanıyorum. Daha çok bakın, benzer arkadaşlarımız, gençlerimiz de var. Şöyle, daha önce mesela artık olmayan Ege TV'lerde, Kanal 1'lerde çalışmış arkadaşlarımın çoğunun şimdi çok güzel görevlerde olduğunu gördüğüm zaman hoşuma gidiyor, gurur duyuyorum. Çünkü background'ları yine basın. Kesinlikle. Yine. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Daha çok bir arada olacağız. Elbette. Efendim, bugün gerçekten önemliydi İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın sevgili Dilek Rabbi'nin söyledikleri. Aslında o konuşurken ben gerçekten bir yandan gençlik, bir yandan da artık torun sevmeye hazırlık yapanlar anlamında basını onurlandırmaktan yanayım. Gerçekten bakın başlangıcında çok önemli bir insandan bahsetti. Ben Yeni TV'deyken kendisiyle tanışmıştım. Türkmen Hoca. Türkmen Parlak aynı zamanda inanılmaz bir tarihi hafızadır. İnanılmaz bir tarihi hafızadır. Şimdi kafama başka şey, yani Dilek Başkan konuşurken benim kafamda başka şeyler canlandı. İyi de oldu. Yarın kim konuğumuz bilmiyorum. Tunç Bey yarına var mı bir bakıyor. Tunç Erces bakıyor. Yarın konuk var mı? Ayarlanıyor. Bizde hep son dakika her şey. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Yarın size Kemeraltı Mirkelam gözlemlerini anlatırım efendim.